Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen silahlı insansız hava araçları Bayraktar TB2 ve Anka yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanılıyor. Bu araçlara yakın zamanda Bayraktar Akıncı TİHA ve Aksungur eklenecek. Bu başarının arkasında insansız sistemlerde ulaşılan teknolojik kabiliyet yanında bu araçlara özgün olarak geliştirilen mühimmatlar yer alıyor. Roketsan, insansız hava araçlarıyla kullanılmak üzere MAMLE ve MAMC'yi geliştirdi. Bunun yanında TÜBİTAK SAGE, Bozok mühimmatı üzerinde çalışıyor. Muharebe sahasında hali hazırda SİHA'ların vurucu gücünü oluşturan MAMLE ve MAMC, kabiliyetleri ve vuruş güçleriyle hava araçlarının etkinliğini üst seviyeye çıkartıyor. MAMLE ve MAMC'nin daha gelişmiş versiyonları üzerinde çalışan Roketsan, değişik harp başlıklarıyla farklı hedefler üzerinde etkinlik sağlayan ve çeşitli platformlarda kullanılabilen çözümler üzerinde çalışıyor. Bu çalışmaların son ürünü termobarik başlıklı MAMT oldu. MAMT ilk kez Akıncı TİHA ile birlikte kullanıldı. Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen MAMT Blok 1 konfigürasyonu, hareketli ve sabit hedeflere karşı yüksek hassasiyet sağlayan mühimmat ve yarı aktif lazer arayıcı başlığa sahip. Farklı platformlara uyumlu geliştirilen MAMT, İHA'larda 30 kilometreden fazla menzil kabiliyeti ile zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üstü hedeflerine karşı kullanılabiliyor. MAMT kanatlı kit ile hafif taarruz uçaklarında 60, savaş uçaklarında 80 kilometreden uzun menzil kabiliyetine ulaşacak. Türk SİHA'ları 8 kilometrenin üzerindeki menzile sahip MAMLE ve MAMC'den sonra MAMT'nin kullanımıyla çok daha etkili ve güçlü bir mühimmata kavuşacak.